Bütün belaları başıma açan sensin Zeki. Bu beladan da gene sen bizi kurtarmak mecburiyetindesin. Eğer kurtaramazsan seni yağlı kazığın üzerine oturturum. Bak, bir planım var baba. Ha. Yolda aklıma geldi. Boktur gene. Yahu dinle önce. Rıfkı'yı kerpeten Hüsnü'nün üzerine salacağız. Biliyorsun Hüsnü'nün affı yoktur. Hele kendisinden haraç istendiğinde. Arap Necati'yi nasıl yok ettiği malum. Rıfkı'yı Hüsnü'nün üzerine nasıl salacağız? Gayet basit. Rıfkı namına Hüsnü'ye telefon açıp haraç isteyeceğiz ve randevu vereceğiz. Rıfkı randevuya gidince nalları dikecek. Biz de suya sabuna dokunmadan Rıfkı'dan kurtulacağız. Polis de gelip Hüsnü'nün kafasına binecek ve böylece Hüsnü'nün sana attığı kazığın da intikamını almış olacağız. Yani bir taşla iki kuş vuracağız. Plan çok güzel Zeki, kendini affettirdin. Yalnız Rıfkı'yı Hüsnü'ye nasıl göndereceğiz? Melahat yengeyi kaçırdığımızdan Rıfkı'nın haberi yok. Melahat'i Hüsnü kaçırdı deyip Rıfkı'ya Hüsnü'nün adresini vereceğiz. Tarzan zaten süper manyak. Fırladığı gibi Hüsnü'nün yanında soluğu alacak ve kurşunu da beynine yiyecek. Aferin ulan Zeki. Plan tutarsa sana 1 milyon lira mükafat veririm. Bak, eğer planım tutmazsa bu sefer beni yağsız kazağa oturt baba. Bana Hüsnü'yü ara Zeki. Alo, Hüsnü Bey'le görüşmek istiyorum. Kim derse Tarzan Rıfkı arıyor dersiniz. Bir dakika efendim. Patron, sizi telefondan istiyorlar. Kim telefon ediyor? Tarzan Rıfkı isminde biri. Tarzan Rıfkı mı? Evet efendim. Şu ordulu Tarzan olmalı. Şimdi yandık. Bu ordulu Tarzan belanın da belasıdır. Tanıyor musunuz patron? Geçen sene bir adamını dövmüştük. Demek hapisten çıktı, bizden intikam almaya geliyor. Kendisini ismen tanıyorum, şahsen hiç görmedim. Namı bütün Türkiye'ye yaygın. Haber göndermiştim, adamını kazayla dövdük diye. Ama inanmadı. Hapisten çıkayım, kendi ellerimle intikam almaya geleceğim diye haber göndermişti. Hatırladım efendim. Şimdi ne yapacağız? Anlaşmaya çalışacağız. Anlaşamazsak İstanbul'da itibarımız sıfıra iner. Benim için yok de. Sor bakalım ne istiyor? Peki efendim. Alo? Alo, bir dakika. Bak Hüsnü! Efendim Hüsnü abi biraz önce dışarı çıkmış. Ne söyleyecekseniz bana söyleyin. Ben Tarzan Rıfkı. Biraz sonra oraya geleceğim. Hüsnü denilen hergele 10 milyon lira hazırlasın. Onu almaya geliyorum. Babacığım! Hayırlı sabahlar babacığım. Nişanlım Melahat nerede? Aradım bulamadım. Ah sorma oğlum. Melahat'i kaçırdılar. Kim kaçırmış? Kerpeten diye anılan bela Hüsnü. Şimdi gidip o belayı hela durumuna sokmazsam bana da Tarzan Rıfkı demesinler. Verin lan şu kerpetenin adresini. Mehtap Aile Gazinosu Yeniköy. Güle güle. Ahirette buluşuruz Tarzan Rıfkı. Gider ayak holin camını götürdü inek. Helal olsun be babacığım. Gitti ya. 10 cam kırsın isterse. Kurtulduğumuza değmez mi? Vallahi değer. Getir bir şişe viski de bu olayı kutlayalım. Oldu be babacığım. Oh be! Dünya varmış. Kerpeten Hüsnü haraç veriyor. Olacak şey mi bu? Ama oluyor işte. Ordunun arkasında ordu kadar adam var. Haracı vermesek gelip bizi haritadan silerler. En aşağı 200 köpeği var. Isırmak için bekliyorlar. Yalnız haraç verdiğimizi hiç kimse ağzından kaçırmasın, yoksa yakarım. Merak etme Hüsnü abi. Ağzımızı açmayız. Geldi hergele. Hüsnü sen misin? Hayır. Patron içeride.
Hanginiz Hüsnü? Ben. Nerede? Burada çantada, tam 10 milyon. Apo'nun kızı Melahat'i soruyorum. Ayağı kırık Apo'nun Melahat'i mi? Evet o. Nerede? Merak etme, İlhan seni Melahat'in yanına götürür. Bizim yerimizi kim söyledi Tarzan abimiz? Kırık ayaklı Apo mu? O tabi. Adamın canını yakarsanız söyler. Bir daha böyle haltlar yemeye kalkmayın, anladınız mı? Hadi hoşça kalın. Bir dakika. Çantayı unuttun abi. Şu ufak hediyemizi kabul et, istemiştin ya. Buyurun. Doğacak çocuklarım için değil mi? Evet, onlar için. Sağ ol. Bundan sonra senin adın Kerpeten Hüsnü olmasın. Duba Hüsnü olsun. Demek bizim yerimizi Tarzan'a söyleyen Apo. Yandın ulan Apo. Öteki ayağında ben kırayım da aklını...